Yaklaşık 2000 yıl önce inşa edildiği tahmin edilen Manisa Kalesi zamana direnmekte güçlük çekiyor. Milattan sonra 17'de yaşanan depremde hasar gördüğü bilinen Manisa Kalesi geçen binlerce yıla dayanamadı. 17. yüzyılda terk edilmeye başlayan ihtişamlı kaleden geriye kalan kalıntılarsa tarihin en büyük tanıkları olarak şehri gözlemeye devam ediyor. Sipil Dağı'nın kuzey yamacında kalıntıları görülen Manisa Kalesi iç kale ve dış kale olmak üzere iki bölümden oluşuyor. Helenistik dönemde kentin akropolü olan Sipilos Dağı üzerinde bir kale bulunduğu, kalenin ne zaman ve kimler tarafından yapılmış olduğu bilinmese de Magnezya kentinin bir surla çevrildiği bilinmektedir. Milattan sonra 17 depreminde kalenin de yıkıma uğradığı sanılmaktadır. Bizans döneminde iç kalenin önemli derecede yenilendiği, dış surlarla çevrildiği anlaşılmaktadır. Arap akınlarına surlar sayesinde göğüs gerildiği belirtilmektedir. İç kale imparator 3. Johannes Dukas Vatantzer devrinde 1222 yılında yapılmıştır. 14. yüzyılın başlarında surlar takviye edilmiş, daha sonraları Saruhanoğulları kaleyi onarıp kullanmışlardır. Dış kalenin içinde kalıntıları bulunan Hacet Mescidi Saruhan Bey tarafından yapılmıştır. Manisa Kalesi'nin Osmanlılar döneminde de onarımdan geçirildiği anlaşılmaktadır. 15. yüzyılda surlar çok fazla tahrip olduğundan önemi kalmamış, yerleşme sur dışına çıkmış, kent dini yapılar çevresinde yayılmaya başlamıştır. 1654'te Katip Çelebi dış surların harap olduğunu belirtmiştir. Kalenin tarihi ve günümüze kadar gelen sürecini anlatan arkeolog ve gazeteci Sadık Cangel, özellikle kalenin ayakta kalan kısımlarının koruma altına alınması gerektiğini vurguladı. Şu anda e, resmen izbelerek bir durumda. Kale surlarının etrafına bir baktığınız zaman e, günü birlik gelen insanların, kendini bilmez bazı vatandaşların ateş yaktığı, işte yiyip içtiklerini etrafa bıraktıkları görülüyor. Bu da zararın daha da büyümesine neden oluyor. Bununla ilgili bir önlem alınması gerekiyor her şeyden önce. Nasıl 2000 yıldan fazladır bu kalenin surları ayakta kalabildiyse bizden sonraki nesillere de bir şeyler gösterebilmemiz gerekiyor diye düşünüyorum.